Sayın Bekanım buyur musunuz? Buyurun efendim. Evet. Buyurun. Ercan Bey buyurun. Şu çalışıyor. Açıyorum. Şimdi öncelikle ifade etmek istediğim bir şey var. Ben galiba biraz yanlış anlaşıldım. Birincisi yüksek ticaret ruhuna karşı hiçbir duruşum yok. Tam tersine Sayın Sabri Başkanım, Saffet Başkanım hepsi şahittirler. Bizim fakültemizin logosu yüksek ticaretin tamamıyla hepsini taşıyan bir logodur. Bu logoyu oluşturana kadar reklam ajanslarına gittik. Reklam ajansları dedi ki farklı bir logoyu biz yeni bir logoya yerleştiremeyiz. Hayır dedik, bu şarttır. Kesin ve kesin bu logo burada bulunacaktır dedik. Siz bugün bu logoyu gören var mı aranızda? Görmeyenler var. Bir sonsuzluk işareti var logo. Ben size şöyle söyleyeyim, şuraya çizeyim. Şöyle bir logomuz var. Bu logonun şurasında yüksek ticaret var. Burasında Marmara Üniversitesi var. Bu logonun hikayesini de oluşturduk. Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi'ni kurdu. Bakın fakülteyi demiyorum. Marmara Üniversitesi'nin kökeni yüksek ticarettir demek adına bunu koyduk. Bir öğretim üyesi dedi ki, ama dedi bu logo burada bitmiyor, buradan geri dönüyor. Evet bu da anlamlı dedik. Bu da şu yüzden. Marmara Üniversitesi derseniz yine akla bu logo dönecek, dolaşacak, yüksek ticaret gelecek dedi. Biz bunu koyduk. Dolayısıyla hiçbir şekilde benim yüksek ticaretin ismini değiştirelim, bunu buradan kaldıralım gibi bir talebim yok. Yüksek ticaretli değilim ama yüksek ticaret ruhunu da en az yüksek ticaretliler kadar taşıdığımı da ifade etmek isterim. Birincisi bu. İkincisi, yüksek ticaret ruhu için biz bu dernek için inanılmaz faaliyetlerde bulunduk. Son bir sene içerisinde hangi dönem okulun açılış gününde birinci sınıf öğrencileriyle derneği buluşturdu? Hangi yönetim buluşturdu? Bunu biz yaptık. Birinci sınıf öğrencileriyle başkanlarımızı çağırdık. Birinci sınıfı tanıştırdık. Derneği anlattılar. Bakın son sınıftan bahsetmiyorum ben. Birinci sınıftan bahsediyorum. Bir nokta da bu. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne bakıyorum. Sayın Boydaş'ın önerilerini son derece destekliyorum. Son derece destekliyorum. Şu anda onu söyledikten sonra Sayın Boydaş düşündüm ki mevcut ismiyle bile o odayı vermemde hiçbir sakınca yok. Şu anda hala ben 3 sene boyunca mezun olacak insanların diplomalarını İBF mezunları diye atıyorum. Dolayısıyla İBF fiilen ortadan kalksa bile öğrencileri hala duruyor. Dolayısıyla o odayı size vereceğim. Yani bunu böyle sanki tehdit tehdit gibi algılanmış gibi hissettim. Böyle bir tehditim falan yok. O odayı alacaksınız. Fakat benim biraz önce söylediklerim de yanlış anlaşıldı. Bazı arkadaşlar işletme fakültesi kurmak için hazırlanıyor. Böyle bir bildiğim bir arkadaşlar yok. Şimdi burada söyleyemediğim bir takım başkanlarımızın da bildiği bazı şeyler var. Yani bakın boşluk arayanlar var. Bir işletme fakültesi olmazsa kardeşim bu fakültenin bir mezunlar derneği, işletme fakültesi mezunlar derneği de yok. Şunu kuralım, kurdurtalım denebilecek platformlar var. Eğer biz burada yüksek ticaret olsun diye diretirken bir gün bakarız böyle bir mezunlar derneği kurulur. Ondan sonra da fakültenin resmi mezunlar derneği budur denir. Ondan sonra biz burada hep beraber yüksek ticaretler oturur, yemek toplantıları yaparız sadece. Şimdi bakın benim söylemeye çalıştığım şey, bir kere bir dekanın da kendi fakültesinin mezunlar derneği olmasını çok görmeyin Allah aşkına. İşletme fakültesi mezunlar derneği olmasını çok görmeyin. Ve ben istiyorum ki bu dernek... Dernek sizin hocam. Bu dernek bu çatı altında olsun.
Yüksek ticaret nerede balosu değil. 3 tane fakültemizi de çağırın oraya. Hep beraber katılalım. İşletme fakültesi öyle olacak ama İşletme Fakültesi Mezunlar Derneği, İktisat Fakültesi Mezunlar Derneği, Siyasal Fakültesi Mezunlar Derneği hep beraber Yüksek Ticaretler Balosu'na gelelim. Ama ne olur ayrı ayrı İşletme Fakültesi Mezunlar Derneği olsun, İktisat Fakültesi Mezunlar Derneği olsun. Kaynaklarınızın peşinde değiliz. O etkinliği oraya yaptın, bu etkinliği bize yaptın. Ne kaynağınız varsa bunu da bölün. Hatta şunu da söyleyeyim, istiyorsanız fakülteye hiç kaynak vermeyin. Ben yine dışarıdan kaynak bulurum ama ne olur, ne olur bize İşletme Fakültesi Mezunlar Derneği'ni kurun. Bunda acele etmemize gerek yok. Çünkü neden yok? Hala İBF mezunları veriyoruz. Daha İşletme Fakültesi mezunları biz vermeden böyle bir derneğin kurmanın da, alel acele kurmanın da çok büyük bir ihtiyacı yok, gereği yok. Sayın Boydaş'ın dediği gibi, mezunlar ilk işletme fakültesi, iktisat fakültesi, ilk mezunlarını verdiği noktada bu dernekler kurulabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim bu kadar konuşmadan sonra bunları söylemek ihtiyacını hissettim. Umarım doğru anlaşılmışımdır. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir sorun var. Buyurun efendim.